Polisi şehit eden terörist CHP'nin raporunda tutuklu gazeteci dediği PKK'lı çıktı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur notlarıyla karşımızda. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bir tarafta patlayan bomba, canlı bombalar, diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 2013 tarihinde PKK'lı kadın teröristi gazeteci olarak göstermiş, hatta savunmuş ve tutuklanmasına karşı da tepki göstermişti. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2013 yılında savunmuş olduğu kadın PKK'lı terörist, işte dün akşam saatlerinde kameranın kadrajlarında yer alan polis evine yönelik saldırıyı gerçekleştirdi ve işte o kişi Zozan Tolan kod ismini kullanan Dilşah Ercan'dı. Dilşah Ercan için Cumhuriyet Halk Partisi 2013 yılında bir rapor hazırlamış, tutuklu gazetecileri göstermişti. İşte o tutuklu gazeteciler listesinde Dilşah Ercan da bulunuyor. Dilşah Ercan 2013 yılında Mersin'den Irak'a gitti. Kandil'de eğitim aldı. PKK karargahlarında görevlerde bulundu. Sözde özel güç yapılanması için de faaliyetlerde yer aldı. İşte o kadın terörist yine yanındaki diğer bir kadın teröristle birlikte dün akşam saatlerinde, saatler 10.30'u gösterdiği sıralarda, işte buralarda göründü. Hemen ileride konteyner var. İşte konteynerda içerisine de bir bomba düzeneği attı. Tutuklu gazetecinin elinde ve sırtında ayrı ayrı bomba düzenekleri bulunuyordu. İşte o bomba düzeneklerinden bir tanesini, elindeki bomba düzeneğini işte buradaki konteynerin içerisine bıraktı. Gayet soğukkanlı bir şekilde bıraktıktan sonra da ayrıldı. İşte bu konteynerin içerisine bomba düzeneği bırakan tutuklu gazeteciyi Cumhuriyet Halk Partisi 2013 yılında gazeteci olarak masum bir şekilde göstermişti, anlatmıştı. Ancak işte o kadın terörist yanındaki diğer kadın teröristle birlikte dün akşam Mersin'de polis evine saldırıda bulundu ve maalesef bir polis memurunu şehit etti diyelim ve sözü tekrar Mersin'den size bırakalım. Can Okanar.